Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8. dönem karargah subaylığı ve 3. dönem komuta ve kurma eğitimi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin kısa sürede askeri eğitim kurumu haline geldiğini söyleyerek üniversite hakkında bilgi verdi. Üniversitemiz halihazırda 5 farklı şehirdeki 1110'u misafir, 16.382 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar üniversitemizden 765'i misafir olmak üzere toplamda 23.167 subay ve assubay mezun olmuştur. Erdoğan, Türkiye'nin en köklü orduya sahip ülke olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Türkiye, dünyanın sadece en köklü ordularından birine sahip olmakla kalmayan, aynı zamanda en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Askeri alanda yeni bir seviyeye ulaşıldığını belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü konuma ulaşmasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Bu yeni seviyede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem insan kaynağı, hem eğitim kalitesi, hem donanımı itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gençlere siyasete girme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, 6 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gideceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Kadeş Agenda dergisinin yazarı gençlerle kahvaltıda buluştu. Öncelikle bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Öğrencilerle tek tek selamlaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu kahvaltı boyunca sohbet etti. Gençliğin siyasete girmesi lazım. Bu benim en büyük arzum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Müthiş bir oran bu. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin genç sandığa gidip nasıl bir Türkiye istediğini göstermeli aslında. Kendi beklentilerine uygun, en uygun partiye gidip oyunu verebilmeli ve bir dönüşümün altına güçlü bir imza atmalı. Üniversiteler bilim yuvaları. Üniversitelerde düşünceye sınırlama getirilmez. En aykırı düşünceler bile rahatlıkla dile getirilmeli. YÖK'ün kaldırılması lazım. YÖK kaldırıldıktan sonra her şey düzeliyor mu? Hayır. Üniversitelerin yeniden her üniversitenin kendi kültürünü oluşturabileceği bir atmosferin yaratılması lazım. Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Bu dış politika Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırdı. Ya sadece Avrupa'da değil. Sadece Uzak Doğu'da değil, yani Orta Doğu coğrafyasında Türkiye yalnız kaldı, yalnızlaştırıldı. Eurovizyon şarkı yarışmasından çekiliyorsunuz. Aklın alacağı şey değil. Niye çekiliyorsunuz? Bu tamamen sanattan ve kültürden korkmaktan kaynaklanıyor. Oysa sanat ve kültür insanın doğasında olan bir şeydir. Bir ülkeyi hızla büyütmek ve kalkındırmak istiyorsanız, birincisi demokrasiyi gerçek anlamda kendi ülkenize getireceksiniz. Demokrasiyi mi? Bu şu olur, herkesin can ve mal güvenliği olur. Demokrasiyi güçlendirdiğiniz zaman kayıt dışı ekonomiyi de sınırlamış oluyorsunuz. İngilizcemiz hani gelişiyor düzenli gelişiyor, olarak. Tabii. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararına tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, kararın terörizme örtülü destek olduğunu söyledi. Evet.
Anayasa Mahkemesi vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu sonucunda Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmişti. Gergerlioğlu, dün AYM'nin kararına ilişkin tezkerenin mecliste okunmasının ardından yeniden milletvekili oldu. Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu kararına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Gergerlioğlu'nun tekrar milletvekilliğine dönmesiyle hak ve hukukun yok sayıldığını ifade eden Bahçeli, "Sebep olanlar utanmalıdır. Bu hesap elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba olmaz. Gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tavsiyem bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır," dedi. Bahçeli, Twitter hesabından attığı tweetlerde, "Hak çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin yalnızca bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı, milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir. Bizim Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüşümüz değişmemiştir. Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması, millet vicdanının yegane arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez. Bu devran bu şekilde de süremez," ifadelerini kullandı. HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki karara tepki gösteren bir diğer isim de Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak oldu. Detaylar geliyor. Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına bir tepki de MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak'tan geldi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yeniden milletvekili olmasına sosyal medyadan tepki gösteren MHP Milletvekili Taytak, "Teröre ve terör destekçilerine büyük Türk milletinin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclisin yetkisizleştiğini iddia eden zillet çevreleri, Anayasa Mahkemesi yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisizleşmesi hakkında ne düşünmektedir? Bu kararı alanların ve bu kararı alkışlayanların FETÖ ve PKK'ya bilerek ve isteyerek can suyu vermek istedikleri ayan beyan ortadadır. Takdir yüce Türk milletinindir," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yaşanabilir kentsel dönüşüm başlığı adı altında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da katıldı. Yaşanabilir kentsel dönüşüm toplantısı bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Sizleri ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda. Toplantıya CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, STK Başkan ve temsilcileriyle kentsel dönüşüm bölgelerindeki hak sahipleriyle muhtarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Afyonlu bir hemşeriniz, hemşerilerimiz olarak biz kentsel dönüşüme kesinlikle karşı değiliz. Kentsel dönüşümün yapılmasını istiyoruz. Ancak kentsel dönüşümün yapılması halkın yararına olmalıdır ve biz yaşanabilir kentsel dönüşüm olmalıdır diyoruz. Yaşanabilir kentsel dönüşüm. Yani daha önce yapılan hataların yapılmadan, işte TOKİ müteahhitlerinin kaçtığı dönemleri biliyoruz. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise Mısri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin orada yaşayan halk tarafından istenmediğini ve derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan şöyle bir açıklama yaptı. Eğer mahalleli istemezse, çoğunluk hayır derse biz bu projeyi iptal edeceğiz dedi. Aynı şeyi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de söyledi. Ve orada yaşayan hemşerilerimiz dilekçeyle adeta kentsel dönüşüm ofisine hayır vermek için akın ettiler. Yani mahalleli bu projeyi istemiyor. Bu büyük çoğunluk hayır dedi. Bütün Afyonkarahisar camiası da kamuoyunda bunu duydu. Bu konuda kentsel dönüşüm ofisine hemşehrilerimiz dilekçe vermek için gitti. O zaman ne yapılması gerekiyor? İnsanlar istemiyorsa verdiğiniz sözü tutun, bu projeyi iptal edin.
Toplantıya katılan CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akınsa konuşmasında CHP'nin yaşanabilir kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buradaki bu kentsel dönüşüm konusu Sulukule gibi başlayıp Fikirtepe gibi bitebilir. Öncelikle insanların gönül rahatlığıyla kendi evlerinde, kendi memleketlerinde, kendi yerlerinde, kendi yuvalarında ayrılmadan onların içinde olduğu bir program bunların çözümlenmesi gerekiyor. Buna da yaşanabilir kentsel dönüşüm deniyor. Ötekine ransal dönüşüm deniyor. Onu üstüne basa basa söyleyeyim. Yaşadığınız yerdeki değişikliklerden, dönüşümlüklerden öncelikle sizlerin içinde olacağı dönüşüm olursa onun adı kentsel, yaşanabilir kentsel dönüşüm oluyor. Afyon'un net olarak söyleyeyim, yaşanabilir bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Sizlerin var. Dönüşüme rant odaklı değil, insan ve çevre odaklı bakılmalıdır diyor. Aynen burada oldu. Toplantıda Afyonkarahisar Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Serhat Tugan da konuştu. Tugan, amaçlarının herkesin hakkının verildiği bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu ifade etti. Biraz daha bekleyelim. 6 ay sonra olsun, 1 sene sonra olsun bir masa etrafında toplaşalım. Şehrimiz için en güzel proje nedir? Neler yapılabilir? Önce bunu konuşalım. Daha sonra bu proje üzerinde uzlaştıktan sonra %100 tamamını mutlu edecek bir projeye kimse ulaşamaz. Biz onun farkındayız ama biz diyoruz ki başından beri en azından %51'in evet dediği bir projeyi bulalım. %51'in evet dediği projeye %49'u da yanına çekelim. Konuşmaların ardından Mısri Mahallesi'ndeki hak sahipleri yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Dediler ki 9 metrekare, 12 metrekare. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Baran, Afyonkarahisar'daki otellerin pandemiden çok etkilendiğini belirtti. ATSO Başkanı Serteser ise pandeminin etkilerini yavaş yavaş atlatmaya çalıştıklarını aktardı. Tatil için Afyonkarahisar'da bulunan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran bazı temaslarda bulundu. Bu temaslardan biri de Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser oldu. Baran ve Serteser ATSO'da bir araya geldi. Biz biliyorsunuz et ürünleri, kaymağımız, lokumumuz. Baran burada yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve çok zengin ürün yelpazesinden övgüyle bahsetti. Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden birisi de turizm. Bu anlamda zorlu bir süreçten geçtiğinizi biliyorum. İnşallah sonuna geldik. Bundan sonra bizde de öyle, bizde de hizmet sektörü dışında diğer sektörlerde bir aksama da yok. Bir problem de yaşamadık bugüne kadar çok şükür. Ama hizmet sektörü hakikaten Ankara'da sıkıntı gören sektörler hangileri derseniz otellerde problemimiz vardı, öğrenci yurtlarında vardı, öğrenci servislerinde vardı, kafe restoranlarımızda vardı, organizasyon firmalarımızda vardı, seyahat ajantalarımızda vardı. Bunların hepsini bitirdik, sonuna geldik. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Hüsnü Serteser de pandeminin tüm Türkiye'yi olduğu gibi Afyonkarahisar'ı da olumsuz yönde etkilediğini hatırlattı. Bu ziyareti ben uzun zamandır bekliyordum. Dolayısıyla çok memnun oldum. Bir vesileyle oldu. Hakikaten biraz önce söylediğim gibi değer verdiğim, sevdiğimiz, camiamızda da sevilen, sayılan abimiz kendisinin ziyaretlerinden dolayı hem onun hem misafirimizin çok mutluluk duydum. Serteser, hizmet sektörünün dişlilerinin dönmeye başladığını belirterek Afyonkarahisar'ın ekonomik yapısını anlattı. Bu aşının hızlanmasıyla inşallah yaz mevsiminin gelmesiyle, sezonun açılmasıyla ve Temmuz'dan itibaren yeni dönemin başlamasıyla bu koronavirüs takviminde inşallah bu sıkıntıları da tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da atlatacağız. Dediğiniz gibi bizim burada da sanayi sektörü bilhassa mermer ki bizim ihracatta da bir klasiğimizdir. En büyük ihracatı onda yaparız. Doğal taş ihracatının da %12'sini Türkiye'nin Afyonkarahisar tek başına yapar ama bildiğiniz gibi Afyonlu firmalarımızın birçok ilde de ocağı ve fabrikası var. Onlardan da bahsettiğimiz zaman doğal taş sektörünün
en önemli ilidir diyebiliriz. Gastronomi dalında dünyadaki sizin de söylediğiniz gibi 36 şehirden Türkiye'deki 3 şehirden biri oldu 2019 yılında. Bu hizmet sektörünü, turizm sektörünü de hallediverdik mi? İnşallah. Herhalde bu sene büyümeyi de bu çeyrekte iyi bekliyoruz. Türkiye'de sanayi dalında da diğer dallarda da iyi olmaya devam edecektir diye umuyorum. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahiplerine gıdadan giyime, oyuncaktan bisiklete birçok malzemeyi ulaştıran Yarım Elma Derneği bu kez de çocukların rüyalarını gerçekleştirdi. Süleyman Soylu'nun gönderdiği 200 bisiklet belirlenen çocuklara dağıtıldı. Yarım Elma Derneği'ne 200 bisiklet gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar ziyaretlerinde bisiklet sözü veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözünü yerine getirdi. Gönderilen bisikletler derneğin kayıt sistemi üzerinden belirlenen çocuklara düzenlenen törenle dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, Bakan Soylu'ya teşekkür etti. Öztürk, her bayram çocukları sevindirdiklerini belirterek şunları söyledi. Her bayram biz çocukları sevindirmek için özen çaba harcıyoruz. Şu anda derneğimizin şemsiyesi altında 1000'e yakın aile var. Biz de bu ailelerin temel ihtiyacını karşılıyoruz. Ama çocukların temel ihtiyacı yiyecek içecek değil. Onların temel ihtiyacını biliyorum ki bir eğitimci olarak oyuncak. Oyuncakların da en güzeli zaman zaman çocukların da rüyasına giren bisiklet. Geçen yıl Çevre Bakanımız Murat Kurum Bey tarafından 115 bisiklet vermişti, dağıtmıştık. Bu yılda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi bizim çocuklarımıza 200 bisiklet göndermiş. Kendisine cani gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi bu törende çocuklarımıza bisikletlerini dağıtacağız. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Konuşmanın ardından çocuklara bisikletleri verildi. Yaş gruplarına göre dağıtılan bisikletleri alan çocukların yüzündeki sevinç görülmeye değerdi. Arkadaşlar orada bir sessizlik rica ediyorum. Bisikletlerini alan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi. Çok mutluyum. Teşekkür ederim herkese. Mahallede dolaşacağım. Öncelikle Süleyman amcaya ve Seyda abiye çok teşekkür ederim. Gezmek istiyorum. Teşekkürler. Çok. Neden mutlusun? Bisiklet aldığım için. Bisikletinle nereye gideceksin? Her yere. Mesela? Arkadaşlarımla oynamaya. Afyonkarahisar'ın İhsani ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gecede öğrencilerin Şehit Ömer Halis Demir'i anlattığı gösteri çok beğenildi. Fethullahçı terör örgütü mensuplarından Türk askerleri arasına gizlenen kriptoları tarafından ülkemize yapılmak istenen darbenin üzerinden tam 5 yıl geçti. O bizim iki gözümüz, o bizim yanan özümüz. Türkiye'nin dört bir köşesinde yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Afyonkarahisar'ın İhsani ilçesinde de gerçekleştirildi. İhsaniye Kaymakamlığı'nın düzenlediği geceye Kaymakam Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar Kur'an tilaveti ve ilahilerle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından açılış konuşmasını İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu yaptı. Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dilliğimizin teminatıdır. Şehit kanları ile sulanmış bu mübarek topraklar Çanakkale'de,
Dumlupınar'da, Sakarya'da 15 Temmuz'da geçilmeyen iman dolu sinelerin otağıdır. İhsaniye İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Şehit Ömer Halis Demir'i anlatan oratorya gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından müftülük personeli tarafından Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Vafanna ya Rahim, vafanna ya Kerim, vafir lana zunubena bi fazlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin. Ve mehter takımı. Gecede Afyonkarahisar Belediyesi mehteran takımı yüreklere dokunan bir gösteri sundu. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ikinci ayağı Afyonkarahisar'da başladı. İki gün sürecek olan şampiyona kapsamında 5 yabancı 13 sporcu birincilik için yarışacak. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ikinci ayağı Afyonkarahisar'da başladı. İkinci kez bu şampiyonaya ev sahipliği yapan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde birbirinden cesur sporcular motosiklet üstünde hünerlerini sergileyecek. İki gün sürecek şampiyonada 13 sporcunun yarışacağını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke herkesi şampiyonayı izlemeye davet etti. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ikinci ayağını Afyonkarahisar'da yapıyoruz. Afyonkarahisar olarak da ikinci defa Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Toplamda 13 sporcumuz start alacak. Bunun 5 tanesi yabancı. Macaristan ve Avusturya'dan sporcularımız var. Yurt dışından 2 takımımız katılıyor. Yurt içi takımımızla beraber sporcularımız bugün antrenman, ısınma turu ve ilk etabı yapacaklar. Yarın ikinci etap ve final lerde inanılmaz bir gösteri Afyonkarahisar'ı bekliyor. Hain saldırının yıl dönümünde Gençlik Spor Bakanlığımızın emri ve talimatlarıyla 15 Temmuz'u anma anısına Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı pazar günü finallerini gerçekleştireceğiz. Tüm Afyonkarahisar halkını, herkesi bayraklarıyla saat 3 ile 5 arası motorsporları merkezine bekliyorum. Hep birlikte güçlüyüz. Şampiyonanın bugünkü programında ilk olarak sabah saatlerinde sporcular serbest antrenman yaptı. Öğleden sonra ise ilk gün yarışları gerçekleştirildi. Şampiyonanın son gününde yarınsa final yarışları gerçekleştirilecek. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu oluştu. Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu yaşanıyor. Akdeniz ve Ege'ye açılan Afyonkarahisar'daki yollar tatilcilerle doldu. Kurban Bayramı tatilinin başladığı 16 Temmuz Cuma akşamından itibaren tatilciler yollara düştü. Özel araçlarıyla yola çıkan tatilciler Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri Dinar ilçesi ile Sandıklı ilçesindeki yol güzergahlarında oluşan araç yoğunluklarına zaman zaman müdahale etti. Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri alırken özellikle kavşak noktalarda sabit görev yapmaya başladı. Kurban Bayramı'na iki gün kala Afyonkarahisar Otogarı'nda da yoğunluk devam ediyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler bugün de yollara düştü.
Kurban Bayramı öncesi yolcu hareketliliği devam ediyor. Görüntüler Afyonkarahisar Otogarı'nda. Yoğunluk var. Herkes dönüyor artık memleketlerine. Tatillere gidenler var. Yani tatil, bayram tatili. Kentteki vatandaşlar 9 günlük bayram tatilini değerlendirerek memleketlerine ya da bölgelerine gitmek için terminalden ve internet üzerinden aldıkları biletlerle peronlardaki otobüslerine biniyor. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar dileriz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra otogardaki yoğunluk başladı ve bugün de devam ediyor. Yolcularımıza tavsiyelerimiz, şimdiden biletlerini temin ederlerse çok fayda görürler. Ek sefer düzenlemeyi de düşünüyoruz. Arife gününe kadar hareketlinin devam etmesi bekleniyor. Bütün vatandaşlarımızın sağ salim memleketlerine ulaştırmak için biz buradayız. 24 saat 7/24 görevimiz başındayız. Biletlerini internetlerden, otogardan temin edebilirler. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan Küçükbaş Hayvan Pazarı'nda ise hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler her bütçe uygun kurbanlık bulunduğunu kaydetti. Yaşanıyor. Pazarda kurbanlıkların canlı kilogram fiyatı 27 ila 30 TL arasında değişiyor. Şuhut Hayvan Pazarı'na hayvanlarını getiren besiciler sıkı pazarlıkların ardından kurbanlarını vatandaşlara satıyor. Pazarda küçükbaş hayvan satışları hızla devam ediyor. Bayramın yaklaşmasıyla pazarlardaki hareketlilik daha fazla artmaya başladı. Biz de şurada elde satacağız. Gidemiyoruz. Ya 15'e verelim de şunu. Göremem. Pazarda ucuza kurbanlık bulan vatandaşlarsa fiyatların diğer yerlere göre uygun olduğunu belirtti. 30-30'a veriyorlardı kurbanlıkları. Şimdi 27-28-29 civarlarında böyle geçiyor şu anda. Bölge illerden Denizli ve Kütahya'da bayram öncesi kurban pazarında neler yaşanıyor? Şimdi de onu getireceğiz ekranlarınıza. Bayrama sayılı günler kaldı ancak Denizli'de kurban pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Vatandaşlar kurban almak için son günü bekliyor. Besiciler Arife gününde yoğunluğun bir anda artarak ellerindeki hayvanları satmayı amaçlarken, fiyatlar konusunda şikayetçi olan müşterilerse son güne kadar beklemeyi tercih ediyor. Piyasamızın durumu iyi değildir. Bu durumlar ne olacağını belli değil. Bayrama 3 gün kaldı. 3 güne rağmen halen bir müşteri bekliyoruz, gelmiyor. Hayvanlarımız ne olacak? Elimizde kalacak. Geçen seneye göre hiçbir değişim yoktur. Normalde tıklım tıklım olması da gerekir. O da bugüne kadar hala müşteri bekliyoruz, gelmiyorlar. Bakalım sonuçlar ne olur. Kütahya'da ise kurbanlık pazarındaki satıcılar sahte paraya karşı uyarıldı. Kütahya'da komşu ve müdürlüğü ekipleri kurbanlık satmak için pazarda bulunan vatandaşlara yönelik çalışma başlattılar. Broşürler dağıtarak piyasaya sahte para sürmek isteyenlere karşı dikkatli olmalarını istediler. Sen de kalabilir. Tamam. Bak şurada. Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, kurban kesemeyen vatandaşlara kurban payı yardımı yapacaklarını söyledi. İslam aleminin ve Türkiye'mizin aynı zamanda tavşanımızın kurban bayramı kutlu olsun, hayırları vesile olsun temennisinde bulunuyorum. Kesen var, kesemeyen var. Ekonomik gücü kurban almaya yetmeyen arkadaşlarımız var. Bu anlamda Tavşanlı Belediyesi AŞEB her zaman olduğu gibi kurban paylarını toplamak suretiyle o paylardan kurban kesemeyen vatandaşlara ihtiyaç nispetinde tabii sorup soruşturmak suretiyle, çünkü sizin bizlere vermiş olduğunuz paylar birer emanet. O tür vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görebiliyor ama kurban kesen vatandaşlarımızın en yakın komşusundan, sokağından, hatta apartmanından başlamak suretiyle kesemeyen dostları, arkadaşları varsa kurban paylarından onlara vermeleri bir insanlık görevidir diye düşünüyorum ve kardeşliğin, paylaşımın ön plana çıkmasına temelde arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum.
Bilecik esnafı ise yoğun geçen mesaiyle adeta çifte bayram yaşıyor. Yok. Özlenen kısıtlamasız bayram günleri geri geliyor. Hareketli geçen bayram öncesi esnafın da yüzünü güldürüyor. Pandemi nedeniyle eski günlerdeki gibi kutlanılamayan bayramlar esnafın ekonomik kayıplarına neden olmuştu. Ne kadar? 1,5 mavla. Karışık. Tamam. Bu yıl kısıtlamaların olmayacağı Kurban Bayramı öncesinde artan ilgi nedeniyle çifte mutluluk yaşayan esnafın bu bayram yüzü gülüyor. Hepsinden veriyorum, karıştırıyorum. Afyonkarahisar'da harfiyat döken kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hatlarındaki elektrik tellerine temas etmesiyle yangın çıktı. Kamyonun kopardığı kablolara çarpmak istemeyen iki otomobil kaza yaptı. Kopan elektrik telinde akımın bulunmaması ise faciayı önledi. Facianın eşiğinden dönüldü. Harfiyat kamyonun dorsesi yüksek gerilim hattının tellerine temas etti. Sonrasında olanlar oldu. Olay Afyonkarahisar Ankara Karayolu Akçin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede harfiyat döken bir kamyonun dorsesi alçak gerilim hatlarına temas edince yaşanan şase sonrası düşen kıvılcımlardan boş arazideki otlar tutuştu. Temas ettiği kablolardan kurtulmak isteyen kamyon sürücüsü manevra yapınca bu defa açık haldeki dorse yüksek gerilim hatlarına temas edip kablolardan birisini kopardı. Kopan ve yola sarkan kablodan akım geçmemesi ise büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Bu sırada olay yerinden geçen ve sarkan kabloya çarpmak istemeyen iki otomobil kaza yaparak birbirlerine girdi. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Üst üste yaşanan olaylardan dolayı karayolunun bir yönü yaklaşık 10 dakika trafiğe kapalı kalırken, bölgeye gelen polis ekipleri sarkan kablolardan dolayı ilk etapta trafiği tır, kamyon ve otobüs dışındaki araçları açtı. Sonrasında elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin kopan ve akım geçmediği belirlenen kabloyu yoldan kaldırmasıyla trafik normal seyrine döndü. Yangının çıktığı araziye de itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayın ardından polis tarafından çok yönlü inceleme başlatıldı. Şimdi de sırada bölge illerden derlediğimiz haberler var. Detaylar geliyor ekranlarınıza. Yolun karşısına geçmek isterken kazada hayatını kaybetti. Yürek burkan görüntülerin adresi Aydın. Müzik. 48 yaşındaki talihsiz kadın yolun karşısına geçmek isterken bir anda araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Isparta'da motosikletin çarptığı öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti. Görüntüler ise yürekleri dağladı. Dikkatsizlik yine bir kazayı beraberinde getirdi. Olayın adresi Manisa. Servis otobüsüyle kamyonet sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Motosiklet ışıksız kavşakta otomobile çarptı. Sürücü kendini bir anda yerde buldu. Olayın adresi Burdur. Otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı. Kaza anları ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilirken yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisleri görünce aracını park edip yaya rolü yaptı. Özrü ise kabahatinden daha büyüktü. Görüntüler Isparta'dan. Alkollü olduğunuz için mi arabayı bıraktınız? Evet, alkollü olduğum için arabayı bıraktım. Alkollü sürücü trafik denetimini görünce aracını bırakıp kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Alkollü sürücü bakın nasıl konuştu. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Alkollüyüm, kabul ediyorum. Üfleyeceğim ama... Tamam, biz ölçümümüzü bir yapalım.
Gereken onu neyse uygulama olsun. Olsun. Tamam. Aynen. Eskişehir ve Manisa'da yaşanan hırsızlık olayları pes dedirtti. Neden mi? Hep birlikte izleyelim. Güpe gündüz yaşanan hırsızlık pes dedirtti. Tatlıcı dükkanına girdi. Kaşla göz arasında hırsızlık yaptı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Eskişehir'de tatlıcı dükkanına giren bir şahıs sahibinin paspas kovasına su doldurmak için arkaya geçmesini fırsat bilerek cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Kasada iki tane telefonumuz vardı. Birini fark etmemiş, diğerini almış. Hepsi zaten güvenlik kamera kayıtlarında mevcut. Markete girdiler, masa üstünde duran telefonu perdeleme yaparak çaldılar. Görüntüler Manisa'dan. Hırsızlık çetesinin hain planı güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler görüntülerden tespit ettikleri iki şüpheliyi kıskıvrak yakalarken adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat yapılıyor. Görüntüler Uşak'tan. Kullanılamayan giysi ve tekstil ürünlerinin yanı sıra fabrikalarda üretim sürecinde ortaya çıkan tekstil atıkları. Uşak'taki iki organize sanayi bölgesinde 20 bine yakın istihdam, yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik büyüklük ve 75 milyon dolarlık ihracatı bulunan bir sektörü doğurdu. Uşak'ta çoğunlukla kadınların istihdam edildiği tesislerde kalite ve renklerine göre ayrıştırılan tekstil atıkları pamuk elyafı ve ipliğe dönüştürülüyor. Geri dönüşümden elde edilen iplik ve ürünlerin büyük bölümü Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyacını karşılıyor. Son yıllarda dünya pazarına da açılan firmalar 62 ülkeye 75 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Geri dönüşümle %9 su tasarrufu da sağlanıyor. Kent sanayisi içinde geri ve ileri dönüşümün payını hızla arttırıldığı belirlenirken bu konuda merkez olmak hedefleniyor. Kütahya'da ayılar 10 arı kovanını parçaladı. Arılar telef oldu. 10 bin lira zararı olduğunu belirten arı üreticileri yetkililerden yardım bekliyor. Ayılar kovanları parçaladı, emeklere ve arılara yazık oldu. Görüntülerin adresi Kütahya. İsmail abime geçmiş olsun diyoruz. Emet ilçesinde üreticinin 10 arı kovanını ayılar parçaladı. Kovanlardaki arılarsa telef oldu. Emet ve civarında iyi bir arı üreticisi var. Bunun yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa tarafından da gelen arıcı kardeşlerimiz var. Emet'in dağlarında muhtelif bölgelerde arılarımızı çoğaltıyoruz. Mal üretimi yapıyoruz. Ama daha ilk kez yıllardır böyle başımıza bir şey geliyor. 110 kovanla arıcılık yapan İsmail Akyol, ayı saldırılarının önlenmesi için yetkililerden yardım istedi. Etrafta muhtelif yerlerde arıcı, şu an tepenin arkasında, arka tarafta, her tarafta arıcılar var. Hepimize ilk kez böyle bir şey başımıza geldi. Bundan sonra demek ki daha tedbirli olacağız. Nasıl tedbir alır onu bilmiyoruz. Kanal Çek ekranlarından gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam hafta içinden öne çıkan gelişmelerle yine birlikte olacağız. İyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Göztepe'yi ziyaret etti. Afyonkarahisar kampının sonuna gelen Süper Lig ekibi Göztepe, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sabah ısınma ve kuvvet koşusu yapan takım, akşam idmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması, ikinci bölümünde ise çift kale maç yaparak günü tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde süren çalışmalarda futbolcuların son derece keyifli oldukları gözlendi. Antrenmanların yanı sıra Afyonkarahisar lezzetlerinde tatma imkanı bulan sarı kırmızılı futbolcular sıcak havanın etkisine karşı ise karpuzla serinlediler. Süper Lig'in güçlü ekibi çalışmalarının yanı sıra kendisini ziyarete gelenleri de ağırladı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de İzmir ekibini kaldıkları otelde ziyaret ettiler. Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursa Spor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde dayanıklılık koşuları ve çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken dizinden sakatlık yaşadığı açıklanan Batuhan Kör de antrenmanda yer almadı. Afyonkarahisar'da düzenlenen 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Haftası Bilardo Turnuvası'nda 32 sporcu dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Haftası Amerikan Pool Bilardo Turnuvası'na Afyonkarahisar Merkez'le birlikte Dinar ilçesi, Çıkrık ve Sülün kasabasından sporcular katıldı. Turnuvanın en renkli ismi ise yurt dışında bilardo salonu işletmeciliği yapan Çinli sporcu Amin oldu. Turnuvanın birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olduğunu bildiren Afyonkarahisar Bilardo İl Temsilci Yardımcısı Tuncay Temirkaya, önümüzdeki günlerde daha büyük organizasyonlarla bilardo severleri buluşturmayı düşündüklerini söyledi. Müsabakalar sonunda rakiplerini yenerek finale yükselen Hüseyin Koçak'la Mehmet Güvenek birincilik maçına çıktı. Final müsabakasında rakibini 9-5 mağlup eden Hüseyin Koçak turnuva birincisi oldu. Bozkır'ın tam ortasında. Dokunduğumuz her şeyi güzelleştirmek, dönüştürmek var kanımızda. 100. yılını kutlayacak olan Konya Spor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları taraftarların beğenisine sundu. Koca bir imparatorluğun da, kainata yayılan bir sevginin de, emek emek yazdığımız tarihin çift başlı Selçuklu Kartalını taşırız göğsümüzde, gururla. Önümüzdeki sezon kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olan Süper Lig ekiplerinden Konya Spor'da yeni sezon formaları tanıtıldı. Gücümüze güç katmak var sırtımızda. Bugün üçlü bir armamızı güçlü armamız kılan yıllarımız var ardımızda. Konyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan forma tanıtımı paylaşımında sırtımızda dağ gibi Konya Gençler Birliği, Konya İdman Yurdu var. Ne olursa olsun pes etmemek, yılmamak, yıkılmamak kanımızda var ifadelerine yer verildi. Yüzler var. Şimdi yenisi gelsin diyen yüzler. Yarını bugünden isteyen yüzler var. Yüzyıllık armamızda biten yüzyılın gururu, gelen yenisinin umudu var.
Tanıtımda Konya sporlu oyunculardan Ahmet Çalık, Amir Hadzi Ahmetoviç, Abdülkerim Bardalcı ve İbrahim Sehiç yer aldı. Umudu ve geleceği giyelim diye. O formanın üzerindeki ter hiç kurumasın diye. Çünkü var olmak kanımızda var. Vallahi takım olarak çok gururluyuz, mutluyuz ve heyecanlıyız. Çünkü başardığımız çok büyük bir şey. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor. Filenin sultanları olimpiyatlarda 2012 Londra'nın ardından ikinci kez mücadele edecek. Avrupa ikinciliği ve Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi üçüncülüğü bulunan milliler bu başarısını 2020 Tokyo'da da sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan ve Japonya'ya giden milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Hande Baladın ve Tuğba Şenoğlu açıklamalarda bulundular. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Şampiyon bizim grupta zaten. Bizim gruptan çıkacak diye düşünüyoruz. Çünkü son şampiyon Çin orada. Aynı kadroyla aynı şekilde devam ediyorlar. İtalya var. Yeni bir jenerasyon. Egonu gibi çok önemli bir silahları var. Bunun yanında Amerika yıllardır bu seviyede voleybolunu oynuyor. Aynı sistemde oyuncularıyla devam ediyor. Arjantin var. Sonrasında Rusya var. Onlar da yeni bir jenerasyonla geliyor. Yani bizim grup çok zorlu. Bunun bilincindeyiz. Hani günleri sayıyoruz. Çok az kaldı önümüzde ve şu an antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde bitirdik. Sakatlık olmadan sağlıklı bir şekilde olimpiyatlara doğru gidiyoruz. Hayallerimizde kürsüye çıkıp Türkiye'ye, buradaki bütün insanları kendimize gururlandırıp çok farklı tecrübeler yaşamak hepimizin hayalinde. Çocuk yani şu anda değil, çocukluğumuzdan beri her zaman bunun hayalini kurduk ve her zaman olimpiyat madalyası kazanmak vardı aklımızda. Rakiplerimiz evet güçlü, bunu Viyana'da da gördük. Viyana'da hepsi az kadrosuyla geldi. Sonuçta biz de güçlüyüz. O gün kim günündeyse o kazanacak maçı. Ben takımıma güveniyorum, herkese güveniyorum. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.